Merhaba arkadaşlar, selamlar. Burada bahsedilen şirketler, hisseler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Alın, satın diye, portföyünüze ekleyin diye herhangi bir yorumda bulunmuyorum. Bilgilendirme ve haber amaçlı. Kale Seramik biliyorsunuz son günlerin halka arzda olan popüler hisselerinden gerçekten güzel yükselişler yaptı. Halka arzlar arasında damga vurdu Borsa İstanbul'a. Göstermiş olduğu bu performansla yatırımcılarının yüzünü güldürdü. 27 Temmuz tarihinde işlem görmeye başladı Kale Seramik. Ve 25 liradan halka arz olduktan sonra bu halka arzda eşit dağıtım yöntemiyle 109 milyon 390 bin payın satışı gerçekleşmişti. 25 liradan 140 liraya kadar yükselişini gösterdi. Ve son iki işlem gününde de gördüğünüz gibi kırmızı mum yaparak, tavan bozarak taban fiyattan işlem gördü. Gelen kar satışlarıyla beraber 103 liraya kadar fiyat geriledi. İzahnamesinde şöyle bir açıklamalar vardı. Bunu hatırlatalım yatırımcılarına. Açıklamanın detayları da şöyleydi. Şimdi izahnamede Yapı Kredi menkul tarafından yapılması planlanan fiyat istikrar işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 25 Ağustos tarihinde sona erdi. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen bu 30 günlük süre içerisinde borsa fiyatının 25 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmediği bildirildi. Tekrar detaylar şöyleydi. Kale Seramik, Çanakkale Kale Bodur Seramik Sanayi AŞ'nin 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları 27 Temmuz'da da Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başladı. İzahnamede belirtilen ve kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 25 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben bu geçen 30 günlük süre içerisinde borsa fiyatının 25 liranın altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir diye de bir açıklaması olmuştur. Bu şekilde izahnamenin detayları böyleydi. Yatırımcısı elbette bakalım yeni haftaya nasıl bir giriş yapacak. Son iki gün taban yedi ama tekrar şu yükselen trendinin üzerine çıkma olayı olabilir. Destek yani trend seviyesinin desteği de 91 lira. 91 liraya gerileyebilirse tekrar oradan yukarıya doğru bir yükseliş gösterebilir. Kale Seramik'le söyleyebileceklerimiz bunlar da ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Gerçi yeni halka arz olduğu için birinci çeyrek yok elimizde. Çok da sağlıklı olmayacak. Katılım endeksine uygun şu anda kredili alım ve açığa satışı da şu anda yasak görünüyor buradaki ibarelerde. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala destek olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bütün yatırımcı arkadaşlara bol kazançlı günler.